Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz yaşam koçu Hale Tekban. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben Hale, yaşam koçuyum. Yaklaşık 13 yıldır kişisel gelişim ve psikolojiyle ilgileniyorum. İlk kitap okuyarak başladım. Meditasyonlar, uygulamalar, eğitimler alarak çok şükür hayatım dönüştü, şifalandı. İşte anne babadan gelen aktarımlar, atalardan gelen aktarımlar, bunlar şifalanarak ben kendi kimliğime kavuştum yıllar sonra, süren bir yolculuktan sonra. Şu an kış itibariyle danışmanlık vermeye başladım. Yaklaşık 3 aydan beri de aktif olarak sosyal medyada danışmanlık veriyorum. Çok güzel dönüşümler alıyorum, çok güzel yorumlar geliyor. Tabii ki insanları dinlemek, onların hayatına değer katmak, onların potansiyellerini yükseltmek adına güzel bir yolculuk. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını dileriz. Peki bu konuya ilgi nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Evet, yaşadım. Yani aslında yaşam koçlarının birçoğu zaten bir kırılmayla evet başladı. Benim anne ve baba soyumdan gelen numarolojik olarak 11, 19 ve benim hem adım hem soyadım da 11'i içeren numarolojik sayılarım var. Aynı zamanda doğum tarihimde 33. Biraz zorlu bir yolculuktu benim için. Mesela anne soyumdan gelen işte böyle bir feda etme, her şeye evet demek benim hayatımı çok bloke etti. Çok zorluklar yaşadım bu anlamda. Çok şükür artık alma ve verme dengesini öğrendim Bu yıllar çok sonra. önemli. Her şeye evet derseniz o evetin de kıymeti olmaz. Olmuyor. Gerektiğinde hayır demeyi evet, bilmek lazım. Kesinlikle öyle. Benim hayatımda bayağı çok olumsuz deneyimlere sahip oldu bu işte evet demek. Çok şükür o döngü bitti. Artık ne zaman evet, ne zaman hayır diyeceğimi çok iyi biliyorum. Sınırlarımı belirleyebiliyorum. Evet, bazen böyle insanlar şaşırabiliyor tavrıma, duruşuma. Ama artık onlar da alışacaklar benim bu kimliğime. Tabii, Şu anki kimliğimi çok seviyorum. Daim çünkü olsun. Evet, çok şükür. Çünkü yıllar sonra böyle bir hani sınırları olan ve mesela önceki hali olsaydı şu an burada olmazdı. Kendi güvenim, Bir kendime dönüşüm güvenim oldu. arttı. Zaten annemden gelen bir cesaretim vardı. Hani böyle Çok güzel. çok cesaretli bir insanım. Ama daha çok özgüvenim arttı. Kendimi çok iyi tanıyorum. Ne zaman evet, ne zaman hayır diyeceğimi çok iyi biliyorum. Çok güzel, tebrikler. Peki genel olarak çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Evet, yüksek frekans biyoenerjiyle çakra dengeleme uyguluyorum. Bizim işte bu bağışıklığımız düşüyor ya, çakralarımız kapanıyor. Doğru. Evet, ve bizim para alanlarımızı da bloke ediyor. Tabii ki bağışıklık düştüğünde bu sefer daha çok böyle negatif konuşmalara, negatif düşüncelere maruz kalıyoruz ki bağışıklığımız düşüyor. Biz aslında olumlu, pozitif konuşsak bizim çakralarımız kapanmayacak, hastalıklara maruz kalmayacağız. Çünkü biz hastalıkları biz kendimiz üretiyoruz. Maalesef. Tabii ki stres oluyor hayatımızda, üzüntüler yaşayabiliyoruz, kayıplar yaşayabiliyoruz. O yüzden de çakralarımız kapanabiliyor. Yüksek frekans biyoenerjiyle çakra dengeleme uyguluyorum. Çok güzel dönüşler alıyorum. Ve Theta Healing tekniğiyle bilinçaltı kodlarını da değiştiriyoruz. Bunlar mesela örneğin şöyle, diyelim ki kişi bu hayatta hep mutsuzluğu deneyimlemiş. Ya mutlu olma tanımını bilmiyor. Yani hep Bu benim keyifsiz, kaderim mutsuz. diyor böyle. Evet. Biz evet bu mutsuzluk kodunu siliyoruz. Mutluyum hissinin yaradan Ne güzel. tanımını yüklüyoruz ve artık Harika. bu kişi mutlu olmaya başlıyor. Ve Theta Healing tekniğinin birçok çalışması var. Bunlardan diğeri de ruh işi çalışması. Bekarlara ruh işi çalışması yapıyorum. Diğer bir çalışması alan temizliği. Özellikle benim bu son dönemlerde çok fazla talep var danışanlarımdan. Nazar ve büyüye çok maruz kalıyorlar. Alan temizliğiyle, yani tetelik tekniğiyle, alan temizliğiyle anda şifalar gerçekleşiyor. Diğer teknikler de aynı şekilde anda şifalar gerçekleşiyor. Ama tabii ki bunlar şifa çalışması olduğu için teslim olmak ve inanmak çok önemli. Çünkü iyileşme hızını arttırır. Ve artı tetelik tekniğiyle de çakra dengeleme yapıyorum. Hani onda da aynı şekilde aynı anda bütün çakralara çalışabiliyorum. Anda şifa gerçekleşiyor ve çakraların nasıl kapandığı ya da nasıl açıldığı sarkaçla ben bunları tespit edebiliyorum. Aynı zamanda sarkaçla kişinin üzerinde nazar büyü var mı onları da tespit ediyorum. Onun dışında bolluk bereket
kanalları aktive oluyor tetelik tekniğiyle. Mesela kişi fakir, anne babadan almış olduğu kodlar var, kıtlık bilinci bunu. Var, kabullenmiş. Hani sanıyor ki benim hep hayatım böyle. Hep böyle sürecek, böyle gidecek. Hayır, biz bunları dönüştürebiliyoruz. Evet, her şey mümkün. Tetelik tekniğiyle artık her şey mümkün. Mucize ve ötesi bir teknik. Şahane. Evet. Bu pozitif yaklaşım değil mi? Evet, her pozitif. Şey iyi olacak. Olur, İstersek evet. olur. Kesinlikle İsteyelim öyle. İsteyelim ve yapalım. Şimdi mesela sorabilirsiniz Hale Hanım, sizin hayatınızda hiç mi problem olmuyor? Tabii ki oluyor. Ama ben artık soruna odaklanmıyorum. Tabii. Çözüme odaklanıyorum. Kesinlikle. Dibe vurmuyorum. Burada bir sorun varsa sorunu orada bırakıyorum. Çözüme odaklanıyorum. Hemen yukarı çıkıyorum. Şahane. Evet. Harika bir metot. Yani bunu yapan mutluluğu yakalar kesinlikle zaten. Kesinlikle öyle. Harika. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Pozitifsiniz. Pozitifim. Yani çok güzel bir şey. Her böyle algılarınız değil mi? Açık. Açık, idrakım açık. Ne kadar güzel. Yani mesela insanlar şöyle bakarken ben artık bakış geniş. Açım çok geniş. Hani geniş bir onların göremediklerini aslında büyük resmi, büyük resmi görüyorum. Arka planı görüyorum. Doğru. Eğer şurada bir şer varsa aslında onun arkasında hayırlar evet, olduğunu doğru. görüyorum. Kendi yani hayatımdan da gördüğüm üzere. Yani o size bir şey öğretti. Öğretti tabii ki. Evet, kesinlikle öğretti ama ne öğretti bana? İşte alma verme dengesini bozduğum için benim sınavlarım çok ağır oldu. Ben bunu yaşayacakmışım. Ben bunu kabul geçtim. Öğrendim. Tecrübe edindiniz. Tecrübe edindim. Şimdi mesela daha böyle hani duruşum değişti, bakışım değişti. Hayırlarım çoğaldı. Evet, insanlar tabii. böyle bakıyorlar ama bu artık benim. Ne güzel. Daim olsun. Teşekkür Neşeniz ederim. Daim olsun. Geleceğe dair vizyonunuz nedir? Geleceğe dair daha fazla kitleye ulaşmak, hayatlara dokunmak, onlara dokunmak, onların hayatlarına değer katmak, onların potansiyellerinin yükselmelerine vesile olmak. Ne güzel, yani hayatın edeceğim. Aslında gerçekten yaşanır bir halde olması, aslında maddi manevi bolluk, bereket, zenginlik içinde yaşayabiliriz. Bunun mümkün olduğunu onlara aşılamak istiyorum. Ne güzel, harika bir hedef. En kısa zamanda gerçekleştirmenizi dilerim. Amin. Peki kimler bu mesleği iyi bir şekilde yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Gelişime açık ama ilk önce kendi hayatını dönüştürmüş olmalı. Değil mi? Kendi hayatını şifalandırmış olmalı. Çünkü şifalandırdığınız zaman sizin o yaşamış olduğunuz o olumsuz deneyimlerden almış olduğunuz dersler, deneyimler sizin bakış açınızı değiştirdiği için onlara da geçiyor zaten anlatırken. Aa Hale Hanım, siz de bunları mı yaşadınız? Biz de bunları yaşadık. Hani böyle bu şekilde yaklaşıyorlar. Hissediyorlar. Güveniyorlar bana, inanıyorlar. Ya gerçekten ben de iyileşebilecek miyim? Hani ben de böyle olabilecek miyim diye böyle bakışlar ne görüyorum. Ama diyorum ki ben iyileştiysem, mutluluk. Ben dönüştüysem inanın siz de iyileşirsiniz. Bu siz çünkü de dönüşürsünüz. Mümkün, evet, mümkün. İstersek. İstersek gerçekten olur. Mümkün. İnanmamız gerekiyor. Ama biraz tabii ki biz bu travmaları bir günde almadık. Tabii, bir süreç bu. Bir süreç bu. İnanmak lazım. Yeter kesinlikle. Ki teslim olalım. Evet, bu teknikler gerçekten işliyor. Ben şahidim. İlk önce zaten ben kendi hayatımda bunları deneyimledim. Mesela tetailing tekniğinde eğitim sırasında benim iki konum şifalandı. Evet, iki konum şifalandı. Ben şahidim. Ben zaten bunlara inanmasam öneremem. Kendisi yani uyguladığım için zaten biz eğitimlerde eşleştiriyor hoca bizi. Uygulamalar yapıyoruz. Ve benim de ertesi gün bir doktor kontrolüm vardı. Bir gün önce de bana işte eşleştiğimiz için arkadaşım da bana şifa çalışması yaptı. Ve kontrole gittiğimde benim o konum şifalandı. Ne güzel. Böyle kaldım tabii. Hatta dedim böyle böyle süper. Bana bir enerji çalışması yapıldı. Demek ki dedim şifalanmış. Evet dedi, şifalanmıştır dedi. Ne güzel. Faydasını evet. gördünüz. Evet. Gerçekten mucize ve ötesi teknik. İnanmak lazım. Evet. Önce inanmak. Evet. Değil mi? Ne güzel. Hale Hanım, sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki yani ne zaman hayır, ne zaman evet diyeceğimizi bilirsek bu hayatta imtihanlarımız kolay geçer. Ya biraz da işte kendi hayatımıza odaklanalım, merkezimize kendimizi alırsak daha mutlu oluruz. Biz dört dörtlük olsak da inanın arkamızdan hep konuşan insanlar olacak bu hayatta. Ama biz önümüze bakaraktan ilerlersek çok başarılar elde edebiliriz.
Harika bir mesajdı. Gerçekten negatif kişilerden uzak duracağız. Evet, kesinlikle o öyle. O sözleri duymayacağız. Duymayacağız. Biz kendi yolumuza. Çünkü bir de şöyle, yani biz şimdi hep bizim arkamızdan konuşanlara kulak verirsek, onlara bir laf yetiştirirsek biz bu hayatta yol alamayız. Kesinlikle. Alamayız. Ve enerjimizi düşürüyorlar şey tabii, evet. Ki. Hani diyoruz ki işte bu bana bunu dedi, benim arkamdan konuşuyor, beni aşağıya çekiyor. Çeksin. Çeksin. Onu orada bırakacağız. Biz burada yolumuza devam edeceğiz. Kesinlikle. Harika bir mesajdı. Evet. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve ben daha teşekkür nice ederim. Başarılar. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz yaşam koçu Hale Tekban'dı. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.